Kız Çukuru Hikayesi. Halinden yoksul olduğu anlaşılan bir adam deniz kenarında oltayla balık tutuyordu. Tesadüfen oradan geçmekte olan ülkenin padişahı bu gariban adamla ilgilendi ve ona "Oltana ben burada iken ilk takılan şey ne olursa sana onun ağırlığınca altın vereceğim" dedi. Biraz sonra oltaya takıla takıla ortası delik bir kemik takıldı. Hükümdar balıkçıya "Ne yapalım, şansım bu kadar. Oltana ağır bir şey takılmadı" diyerek alıp sarayına götürdü. Saraya varınca adamlarına balıkçıya elindeki kemiğin ağırlığınca altın vermelerini emretti. Kemiği terazinin kefesine koydular, öbür kefesine de altın koymaya başladılar. Başladılar diyorum, devamına dikkat. 5, 10, 20, 50 diyerek altınları koydular. Ama kemik yerinden oynamıyordu. Hareket etmiyor. Görünüşte 4-5 altını zor tartar göründüğü halde tahminlerin 10 misli üzerinde altın koydular. Kemik bana mısın demedi. Altını doldurmaya devam ettiler. Terazinin kefesi doldu taştı ama kemik tarafında herhangi bir hareket yoktu. Kemik tarafı yerinden kımıldamıyordu. Bunda bir hikmet var, bunda bir sır olduğunu anladılar. Bir bilgeyi çağırıp bu sırrın ne olduğunu sordular. Bilge kemiği eline alıp şöyle bir baktıktan sonra şu açıklamada bulundu. Bu kemik aç gözlü bir insanın göz çukurudur. Siz bunu tatmak için bütün hazineyi koysanız yine yerinden oynamaz. Çünkü o doymaz. Doymaz. Ama bir avuç toprak alın ve bunun üzerine atın. Bir avuç toprak bunu doyurur. Nitekim bir avuç toprak alıp terazinin kefesine koydular. Ve kemik hop yukarı kalkıverdi. Aşk olan.